Bizim dikim işlemimiz muhtemelen Eylül ayının 5'i 10'unda biter yöremizde. Dikimden sonra Ekim'in 15'i, 10'u 15'i civarında bizim şeyimiz, çiçek hasadımız başlar. İlk hasadımız başlar. Bu sene ne zaman başladı? Bayramdan önce, tam Arife gününe denk gelmişti. Arife günü ilk çiçeklerimizi hasat ettik yöremizde. Ondan sonra çiçek hasadımızı takriben 20-25 gün sürer parsellerde. Erken başlayan parselde erken biter, geç başlayana geç biter. 20-25 günlük bir sürecimiz olur. Bunun yoğunluğu, çok yoğun çiçek çıkımı da bir 10 gün alır. Başında ve sonunda çiçekler az daha az olur. Ortada bir 10 günlük süreçte çiçek yoğunluğumuz olur. Ondan sonra çiçek hasadımız bittikten sonra bizim için önemli olan kısmı bahar ayına kadar, Mayıs ayına kadar yabancı ot kontrolüdür. Yabancı ot kontrolümüzü yaparız. Mayıs ayının sonunda soğanlarımızın yüzeydeki vejetatif aksamı, üst kısmı, tek yıllık olan kısmı kurur. Onlar kuruduktan sonra yumrularımız uyku dönemine geçer. Bu ne zamana kadar sürer? Eylül ayının sonunu, Ekim ayının 10'una kadar olan dönem süreçte tekrar çiçek hasadı başlayıncaya kadar geçen süreçte o arada uyku periyodudur. Ondan sonra tekrar yürür. Evet. Kuruma döneminden bahsettiniz. Yapraklar kuruduktan sonra onları toplamak mı gerekiyor yoksa öylece yüzeyde, bırakıyor musunuz? Yüzeyde kalan vejetatif aksamın kuruyan kısmını toplamak zaten yabancı ot kontrolüyle kontrol yapan bir işletme zaten bunları da otomatik olarak almış olur. Yani yüzeyde kalan yüzey bir boş bir toprak tarla görüntüsü olur bu periyotta. Eğer ot temizliği yapıldıysa. Yani otlar alınıyor fakat soğanlar toprağın içine aynen büyümeye öyle. Devam 15 ediyor. Santim, toprağın 15 santim altında 3 yıl boyunca o soğanlar kalıyor. Hiçbir şekilde kopartılmıyor. 3. yılın sonunda soğan hasadımız olacak. 3 kere çiçek attıktan sonra soğan hasadımızı yapacağız. Soğan hasadımızı ne zaman yapıyoruz? Yöremizde geleneksel üretim yapan işletmelerde, üreticilerimizde normalde 21 Haziran gün dönümü diye tabir ettiğimiz sezonda, dönemde hasat yapılır. Ama bizim bölgemizde koleptera zararlısı var ve bu zararlı da tam bu dönemde, bu Haziran ayı içerisinde zarar oluşturmakta. Biz de üreticilerimizi koleptera zararlısının zarar vermeden önce Mayıs ayının sonunda sökümünü tamamlamasını isteriz. Bu da bunun içinde işaret nedir? Bizim için önemli olan vejetatif aksamın kurumasıdır. Kuruduktan sonra soğan zaten uyku periyoduna hazır hale gelmiş demektir. O dönemi yakaladığımızda üreticimize eğer o yıl soğan sökülecekse soğanın sökmesini tavsiye ederiz. Peki üreticilerimizle de konuştuk. Hallerinden memnun gibiler. Evet. Giderek artıyor burada safran üretimi. Evet. Neler söylemek istersiniz? Neler önünüze baktığınız zaman şimdi küçük alanlarda üretiliyor. Evet. Yani bir dekarlık veya daha az parsellerde evet. Şu an safran üretimi mevcut. İleride neler bekleniyor safran üreticiliğinde? Şimdi şöyle, bizim yöremiz Batı Karadeniz, küçük parsellerin olduğu, çok parçalı olduğu olan bir alan, bölge. Bizim köydeki köy nüfusumuz da yaş ortalamasına bakıldığı zaman genelde 50'nin üzerinde insanlar. Yaş ortalamamız yüksek olması, yaş nüfusun köylerde fazla olması sebebiyle sadece bu safran tarımı için değil, bütün tarımın diğer alanları için de aynı şeyler geçerli. Genelde bizim hitap ettiğimiz çevre şu an için yaş ortalaması 50'nin üzerinde, 60'ın üzerinde olan gruptur. Onun için iki tane bir ailede bir işletmede iki kişi var. Küçük aile işletmesi diye tabir ettiğimiz işletmeler. İki kişinin yapabileceği zaten bir dönümdür. Yani eğer dışarıdan iş gücü almıyorsa özellikle parayla veya normal iş gücü bulamıyorsa, kendi başına yapacaksa bu işi zaten bir iki kişi ancak bir dönüm iki dönümlük alanlarda yapabilir. Bu şekilde yapabilir. Zaten onun için bizim işletmelerimizin tamamı çoğu yani 4 dönüm 5 dönümün üzerinde işletme olarak yok zaten. Hepsi o dediğiniz tabir ettiğiniz şey ondan kaynaklanıyor. Küçük aile işletmesi olmamızdan kaynaklanıyor. Bizim için önemli olan kısmı nedir? Bir modern alet ekipmanların biraz önce söylemiştim. Söküm makinesi, dikim makinesi yok. Elle mekanik mücadeleyle yapıyoruz her şeyimizi diye. Onun için küçük işletmeler şeklinde kalıyor. Bizim tabii ki kesinlikle kurumsal olarak baktığımızda bizim amacımız daha büyük işletmelerin 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm profesyonel yapan işletmelerin bu işi yapmasıdır. Şimdi safran üreticilerine veya burada safran üretmek isteyen yeni üreticiler olacaktır muhakkak. Onlar evet. Neler söylemek istersiniz? Kesinlikle şunu söyleriz biz. Biz safran nedir? Tarla bitkisi kurtarım ürünüdür diyoruz. Kurtarım alanlarında ülkemizde yetiştiricilik yapılan şeyler belli, standart. İnsanların bildiği buğday, arpadır. Bunlar da tahıl ürünleridir. Biz tahıl ürünlerine göre 3-4 kat daha fazla gelir elde edeceğini biliyoruz, görüyoruz. Onun için kurtarım alanlarında arpa, buğday yetiştirmenin yanında, bunun yanında da safranı deneyebileceklerini